Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller telefon attığımızda. Sayın Güller, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Perşembe gününe geldik. Her hafta yaptığımız gibi hem haftayı biraz toparlayalım. Dış politika gündemi epey hareketliydi ve bu işin göbeğinde de Ukrayna Doğu Avrupa krizi vardı. Yoğun bir diplomasi trafiği var. Öte yandan Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı yeni girişimlerde olacak gibi görünüyor. Nasıl geçirdik bu haftayı? Ukrayna krizini şöyle 4-5 günlük bir panoramasını çizerseniz hangi gelişmeleri yaşadık Sayın Güller? Evet, sondan başlayalım. Yani son gelişme, Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının gazetecilere bir açıklaması var. Özetle Rusya ile Ukrayna arasındaki Minsk toplantılarının İstanbul'da yapılacağını söylüyorlar. Her ne kadar bu resmi bir açıklama olmasa da yani dışişleri kaynakları basına böyle bir açıklama yaptığına göre bu konuda bir olumlu gelişme olduğunun işaretini almış olabiliriz. Umarız böylesi bir toplantı başlar. Yani Minsk toplantıları kesilmişti 2019'dan itibaren. O toplantıların yeniden başlayabilmesi bir kere her şeyden önce meseleyi Avrupa düzleminde ele alan Normandiya dörtlüsünün egemenliğinde bu meseleyi ele almasıyla Amerikan emperyalizminin bu konudaki Ukrayna kışkırtıcılığını bir parça frenlemiş olacak. Birinci önemli yanı bu. İkincisi, hele bu toplantı bir de İstanbul'da yapılırsa Türkiye'nin eli çok rahatlayacak. Dün de konuştuk biliyorsun. Bu meselede en zararlı çıkacak iki ülke Almanya ve Türkiye. Yani Ukrayna meselesi, Amerika'nın Ukrayna krizi çıkartarak Rusya karşıtı faaliyeti Rusya ile iyi işbirliği içinde olan Türkiye ve Almanya'yı olumsuz etkileyecek. Bu nedenle Minsk toplantılarının tekrar başlaması, hele de İstanbul'da devam etme olasılığının ortaya çıkmış olması Türkiye'yi de rahatlatacak bir gelişme. Bu tabii şu anlama gelmiyor. Yani bu Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk teklifinin doğrulandığı ve yani o teklifin hayata geçeceği anlamına gelmiyor. Bu tam onun karşılığı değil, değil mi? Yok, onun karşılığı değil. Hı. Hatırlarsanız geçen ayda yine Erdoğan tarafından Ukrayna ile Rusya arasında bir arabuluculuk teklifi olmuştu. O zaman da Kremlin bu teklifi kibarca reddetmişti. Çünkü bu krizin tarafı değiliz biz demişti. Hı hı. Hatta Kremlin şöyle bir açıklama yapmıştı. Erdoğan Ukrayna'nın taahhütlerini yerine getirmesini sağlayacaksa memnuniyetle karşılayabiliriz. Ama biz taraf değiliz demişti. Ve Lavrov da, Dışişleri Bakanı da Rusya taraf değil. Taraflar Kiev, Donetsk ve Lugansk'tır demişti. Şimdi de benzer durum var. Yeni bir arabuluculuk teklifi İbrahim Kalın'ın açıklamasıyla gündeme geldi. Aslında Kremlin neredeyse benzer açıklamayı bir kez daha yaptı. Dedi ki Erdoğan Kiev'i Minsk anlaşmalarını uygulamaya ikna edebilirse bundan memnuniyet duyarız dedi. Ukrayna'da bunun potansiyeli var böyle bir arabuluculuk teklifinin dedi. Ama şu anda konuşulan, yani diplomatik kaynakların Minsk toplantıları İstanbul'da olacak demesiyle Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda bir görüşme olması durumu bambaşka iki konu. Yani bu Minsk toplantıları. Peki Minsk toplantıları nedir? Dinleyicilerimiz için kısa bir özet yapalım. Bu aslında ilk protokol 2014 yılıydı, Minsk protokolü. Ukrayna, Donetsk, Lugansk, Rusya ve Agit arasında yapılmış bir protokol bu. Yani taraflar Ukrayna, Ukrayna içerisinde özerk cumhuriyetler haline gelmiş olan Donetsk ve Lugansk ile Rusya ve Agit vardı. Şimdi bunun devamı olarak bir yıl sonra 2015'te Minsk 2 protokolü uygulandı. Bunlar ateşkes sağlamak üzere başarılı olmuşlardı ama devamı getirilememişti. Fakat yine de Minsk protokolleri Normandiya dörtlüsünün görüşmelerinin ana formatının belli olduğu yer haline gelmiş oldu. Böyle bir kabul görmüş oldu. Devamında da yine Minsk'te toplantılar yapıldı. Araya pandemi girdi. Bir de tabii Belarus, Minsk Belarus'ta ve Belarus'la Batı arasında son dönemde işte Polonya düzleminde göç kriziyle başlayan meseleler yüzünden Minsk toplantılarının Minsk'te sürme olasılığı zayıflamış oldu. Ukrayna orada yani Minsk'e katılmak istemiyor. Bu nedenle İstanbul ön plana çıkmış görülüyor.
Ve bu da oldukça önemli. Dediğim gibi Türkiye'nin bu konuda zarar görme ihtimali en yüksek olan ülkelerden biri olarak Türkiye'yi rahatlatacak bir girişimdir bu. Böylelikle bu meselede biraz daha öyle ha işgal etti ha işgal edecek gibi Batı basınında propaganda edilen tansiyon en azından bir miktar düşmüş ve taraflar bir masa etrafında diplomasiyi açık hale getirmiş olurlar. Yine de bir şey gösterelim, hani bu bir kesinlik değil henüz. Resmi bir açıklama değil. Sadece aynen, ve sadece Türk dışişleri kaynaklarının bugün gazetecilere verdiği bir bilgi notu. Yani burada Ankara en azından yani doğrudan Rusya-Ukrayna arasında olmasa bile Minsk protokolleri, Rusya da bunu istiyor. Bu noktadan böyle yakalayarak tansiyonun düşürülmesine katkı sunma imkanını yakalama ihtimali var. Şimdi Biden'ın açıklamaları, dün de aslında biz bir gazeteciyle ve Doğu Avrupa'yı takip eden Kiev'den bir isimle bağlantı yapmıştık yine manşette. O da şunu söylemişti Deniz Berktay. Batı basınıyla Ukrayna basını, hatta Ukrayna milliyetçilerinin ve çok azılı Rus karşıtlarının gazeteleri bile şeyi şaşkınlıkla karşılıyor. Batı basınının işgal etti, bugün yarın işgal başlıyor haberlerini şaşkınlıkla karşılıyor. Fantastik olarak yorumluyorlar diye bir ifadesi olmuştu dün Kiev'den bağlanan gazetecinin. Çok, çok haklı Deniz Berktay, ki Deniz Berktay yani zaten Kiev'de yaşıyor. Ukrayna'yı iyi biliyor, Rusya'yı da iyi biliyor. Konularda ben şaşırmıştım örneğin. Ukrayna milliyetçileri Batı basınının bu şeyine hani ne bileyim bir şey olarak alabilir kendilerine. Ama onlar bile itiraz ediyormuş örneğin. Yani bu ilginç bir nokta. Yani her an yarın sabah bir işgal varmış gibi bir tansiyon yaratılmasını Ukrayna'da netice itibariyle böylesi bir durumda en azından toplumun büyük bir kesimi böylesi bir durumdan kendisine gelecek zararı öngördüğü için elbette tedirgin olacaktır ve karşı çıkacaktır. Biden yine peki Biden'a ne diyorsunuz Sayın Güler? Biden çıktı yine gaf mı yaptı? Gerçekten birinci yıl değerlendirmesiydi bu. Biden'ın açıklamasının bir yanı bir realiteye dayanıyor. Bir yanı da tabii yaşının verdiği durumla böyle diplomaside Beyaz Saray'ın uygulaya geldiği siyaseti tam olarak ifade edememiş oldu. Bu nedenle de zaten açıklamasının hemen arkasından Beyaz Saray'dan düzeltme geldi. Ne söyledi? Önce onu bir aktaralım dinleyicilerimize. 5 temel mesaj verdi Biden'ın Ukrayna ile ilgili konuşması bölümünde. Bir kere şunu söyledi, yani işgal Moskova için felaket olur dedi. Peki nasıl felaket olur? Yani Rusya'nın fiziki kaybı olur dedi. Yani toprak kaybeder anlamında. İkincisi de finansal açıdan büyük sıkıntı çekerler. Dolarla mücadele edemezler dedi. Şimdi esas tartışma yaratan açıklaması ise şu ikinci mesajı oldu. Peki işgal değil de küçük bir saldırı olursa diye bir cümle kurdu. Evet, orada bir tabir kullanmış İngilizce'de, o da tartışılıyordu. Küçük bir saldırı. Şimdi küçük bir saldırıyı da tabii gazeteciler sordu. Yani küçük bir saldırıdan kastınız nedir diye. İşte siber saldırı, istihbaratçıların Ukrayna'da ortaya çıkması falan gibi mevzular dedi özetle. Bu tabii tuhaf bir açıklamaydı. Şimdi bir haftadır Batı basını ha işgal etti ha işgal edecek diye tansiyonu yükselten bir politika izliyordu Beyaz Saray. Ve bu da işte Associated Press, Reuters gibi Amerikan ve İngiliz ajansları aracılığıyla bütün Batı'ya propaganda ediliyordu. Bu Türkiye'ye dahil her yerde her an Rusya Ukrayna'yı işgal edebilir gibi bir hava yaratıyordu. Hazır yeri gelmişken şunu hafta boyunca analizlerimizde bunun hep gerçek olmayan ama Amerika'nın bir istihbarat savaşı başlattığının işareti olarak değerlendirmiştik. Anımsarsan Salı ve Çarşamba günü yaptığımız bağlantılarda. Ya bunu... Böyle olduğu için de Ukrayna bir tedirginlik yaşadı. CNN'e bağlandı bir Ukrayna yetkilisi ve Biden'ın bu küçük bir saldırı olursa ya şeklindeki çıkışının acaba Washington yeşil ışık mı yaktı gibi anlamlara gelebileceği üzerinden bir çekince ilan etmiş oldu. Bu tabii enteresan. Buna hemen Beyaz Saray Biden'ın bir yılı değerlendirdiği bu basın toplantısından sonra bir düzeltme yayınladı ve özetle işgal olması durumunda Ukrayna'ya tam destek vereceklerini ve işte Rusya'ya da gerekli yanıtı verecekleri şeklinde bir haftadır söylediklerinin
altını tekrar çizmiş oldu. Yani fakat, Amerika mesajını bile doğru düzgün anlaşılamıyor yani ne dedikleri. Bu biraz çünkü, garip açıkçası. Çünkü bir realite durumu yok. Yani Amerika bir gerçeği görerek Ukrayna'ya işgal ihtimalini görerek politika yapmadığı için kendisi uydurma bir senaryo, bir iddia bu. Bu iddia üzerinden de Rusya'ya basınç uygulamak, kendi müttefiklerini, tansiyonu yükselterek kendi müttefiklerini bu konuda yanına çekmeye çalışmak gibi bir amacı vardı. Yani bir realitenin realite zemininde değil de bir senaryo zemininde hareket ettikleri için de yaş nedeniyle de bazen Biden ifade etmekte zorlanıyor. Başka konularda da olmuştu biliyorsunuz. Karıştırıyor isimleri vesaire. Dolayısıyla iş ortaya çıkmış oldu ve küçük bir saldırı diyerek de aslında ortada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal gibi bir senaryosunun olmadığını dolaylı bir şekilde ifade etmiş oldu. Aslında başka iki önemli şey daha söyledi NATO'nun zeminde. O da çok önemli mesaj. Zamanımız varsa o konuya da girelim. Zamanımız var tabii. Bir de şunu söyledi. Hani ne olacağına bağlı olarak ülkelerin ne yapmak istedikleri konusunda NATO'da farklılık var dedi Biden. Evet, yani çok önemli. Yani bu şu demek. Salı ve çarşamba da konuştuk bunu. Yani Amerika... Hatta bir iki haftadır konuşuyoruz yani. Biz söylüyoruz evet. Sanki biz kafamızdan uyduruyoruz gibi olmasın. Bu noktanın altını çizin lütfen. Ki doğrudan evet. ABD Başkanı belirtiyor. Evet, iki haftadır bunu anlatıyoruz. Yani Amerika, Almanya ve yani Berlin-Paris eksenini, Batı Avrupa'yı Ukrayna merkezli Rusya karşıtı faaliyete ikna edemiyor. Bu nedenle Polonya merkezli Doğu Avrupa üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu anlattık iki haftadır. Tam da bunu doğrulayan bir açıklama yapmış oldu Biden. Tekrar edelim, aynen şöyle dedi. Ne olacağına bağlı olarak ülkelerin ne yapmak istedikleri konusunda NATO'da farklılıklar var. Şimdi bu noktada bir parantez açıp yeniden demin konuştuğumuz Minsk toplantıları meselesine gelelim. Minsk toplantıları AGİT bünyesinde Almanya ve Fransa'nın liderlik yaptığı bir görüşme olduğu için aslında Amerika değil de Almanya ve Fransa'nın Ukrayna Rusya görüşmelerine bir sponsorluk diyelim, ne diyelim, tam bulamadım kelimeyi. Hamilik desek o da biraz. Hamilik daha doğru bir ifade, evet haklısın. Yani Almanya-Fransa hamiliğinde yapılan Ukrayna-Rusya görüşmeleri olduğu ve Amerikan emperyalizminin dışarıda tutulduğu bir görüşme olduğu için şimdi bu NATO'daki uyumsuzluğun bir sonucu olarak Minsk toplantılarının da önü açılmış oldu. Yani Berlin-Paris ekseni başından beri söylediğimiz gibi Amerika'nın Ukrayna cephesi üzerinden Rusya karşıtlığını frenliyor. Şimdi bir başka nokta daha var önemli. Yine bunu da birkaç haftadır Ukrayna merkezli konuşmalarımızda zaman zaman altını çizerek söylüyoruz. Yani Rusya'nın kırmızı çizgisi nedir? Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üye olmasını istemiyor. CRI'deki CRI Türk'teki ilk makalemde hani Moskova'nın iki olmazı başlığıyla yayınlamıştım bunu. İlk Rusya Amerika'ya güvenlik garantileri teklifleri sunduğunda 9 maddelik bir taslak sunduğunda iki olmazdı bu. Yani Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO üyeliği. Şimdi Biden yine bugünkü konuşmasında çok enteresan bir şey söyledi. Ukrayna kısa vadede NATO'ya katılamaz zaten. Gereklerini yerine getiremez dedi. Tamam o zaman sorun. Bu da sorun enteresan. Bu da aslında hani bir yandan böyle tansiyonu yükselttiler ama müttefiklerini yanına çekemedikleri ve tek başlarına da bu işleri yapamayacakları için tam onu soracaktım ben. Hafif hafif geri adım atmaya başladılar. Ya zaten Ukrayna'da şartları yerine getiremiyor. Bu nedenle zaten kısa vadede iyi olamayacak NATO'ya deyip bir tansiyon düşürme durumu geldi. Dolayısıyla aslında özetin özeti şu. Washington, Moskova karşıtı bir süredir izlediği bu tırnak içerisinde operasyonda aslında fena çuvalladı. Geri yani, adım işaretleri vardı diyorsunuz yani değil mi Biden'ın konuşması? Tabii ki yani net şu anda olarak. Ukrayna kısa vadede NATO'ya üye olamaz dediğiniz anda siz Rusya'nın bir garantörlük teklifi olarak sunduğu şeyi kısmen kabul etmiş oldunuz. Yazılı istemişti Rusya. Öyle bir şey Rusya, öyle bir yanıt gelmedi bu arada. Onu da belirtelim. Henüz yazılı bir yanıt yok. Henüz yok. Tabii Rusya burada bir Amerikan aldatmacasına maruz kalmamak, Yeltsin döneminde yenilen kazığı bir daha yememek istiyor. Nedir o kazık? Onu da söyleyelim. Her ne kadar Amerikalı yetkililer yok öyle bir söz vermedik diyorsa da tam da işte yazılı bir metin olmadığı için öyle bir şey yok. Yoksa sözlü olarak o dönemde
Amerika, Rusya lideri Yeltsin'e daha fazla NATO, Amerika genişlemeyecek, topraklarınıza doğru yayılmayacak demişti. Ama ortada yazılı bir şey yok. Yazılı bir şey olmadığı için Amerika bugün çok rahat bir şekilde yok öyle bir şey söylemedik yalanına başvurabiliyor. Oysa Putin'den başlayarak Lavrov'a kadar Rus yetkilileri bir süredir bunun altını özellikle çiziyorlar. Amerika Rusya'ya yalan söyledi diye. Şimdi aynı duruma düşmemek için bu kez Moskova yazılı teminat istiyor. Yani söz uçar yazı kalır diyor Ukrayna Moskova. Kısa vadede NATO'ya katılmaz demek elbette Ukrayna NATO üyeliği hiç yapmayacağız anlamına gelmiyor. Ama tabii müzakerenin boyutları çapında baktığımızda bu bir geri adım. Yani kısa vadede katılmayacak demek de hani ben senin kırmızı çizgine birazcık taviz veriyorum anlamına geliyor. Şimdi Moskova bunu iyi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Lavrov yönetimindeki diplomasi başarısı, böyle bir Moskova'nın etkinliği var bu alanda ve oradan şimdi Blinken'i de sıkıştırıp bunu bir yazılı taahhüte dönüştürmeye çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Rusya'nın elini güçlendiren bir olgu tabii aynı zamanda Minsk toplantılarının yeniden başlayacak olması. Dolayısıyla Amerika açısından iki cephede de kayıp oldu. Bir, Rusya ile müzakereleri bir şekilde kaybetmiş oldular. İki, Almanya, Fransa merkezli Avrupa'yı ikna edememiş ve tersine Almanya, Fransa merkezli Avrupa Amerika'nın içinde olmadığı bir platformda Minsk görüşmelerini devam ettirerek Ukrayna ve Rusya arasındaki tansiyonu düşürmeye çalışma girişiminde bulunmuş oldular. Bir de İstanbul'da bu Minsk görüşmeleri yapılırsa işin kaymağı diyelim. o da Türkiye'yi çok rahatlatacak. Tekrar altını çizelim. Eğer Amerikan emperyalizmi olur da müttefiklerini ikna edebilir ve Rusya'ya karşı bir sıcak çatışma noktasına kadar işleri götürürlerse, ki böyle bir olasılık ben başından itibaren görmüyordum. Ama velev ki böyle bir şey oldu, bundan en çok zarar görecek birinci ülke Türkiye'dir, ikinci ülke Almanya'dır. İşte bu nedenle bu işin Türkiye'de de yapılacak, İstanbul'da da yapılacak olma olasılığının şimdi ortaya çıkmış olması, Türkiye'yi de çok zarar göreceği bir işin olmamasının zemini yapan toplantılara ev sahipliği bakımından büyük avantajdır. Yani bilmiyorum, ben abartıyor muyum tabii bu hem anlattıklarınız var, hem bir taraftan takip etmeye de çalışıyoruz bu meseleyi birkaç haftadır. Yani Amerikan ve İngiliz baskısına rağmen, özellikle bu iki devleti zikrediyoruz, bir şekilde Rusya, Türkiye, yani bir mutlak bir müttefiklik anlamında değil ama işte Avrupa Birliği'nden belli başlı ülkeler bu durumu sakinleştirmek için doğrudan ya da dolaylı olarak olarak paslaşıyor gibi bir görüntü mü ortaya çıkıyor? Biraz yani daha şöyle. Paslaşıyor demek ileri bir yorum olur. Fakat netice itibariyle bu tansiyonun yükselmemesinde çıkarları olan ülkeler bunlar. Evet. Böyle demek çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Yoksa bir paslaşma demek ileri bir yorum olur. Netice itibariyle NATO üyesi olarak Almanya'nın da, Fransa'nın da, Türkiye'nin de üyeliğin sorumluluğu gereği başka pozisyonlarda rol almak yükümlülükleri var. Nedir onlar? İşte Karadeniz'de Amerikalıların ifadesiyle Rusya ile sinir harbi anlamına gelen plansız tatbikatlar örneğin. Ya da işte 14 Haziran 2021'deki NATO zirvesinde alınan kararın gereği olarak Ukrayna ve Gürcistan'la askeri işbirliğini geliştirme meseleleri, bunlar var. O bakımdan paslaşma demek doğru olmaz ama bu ülkeler, saydığınız bu ülkelerin tamamının Amerikan emperyalizminin Ukrayna cephesinden Rus karşıtlığı yürütmesinden zarar görecek ülkeler olması nedeniyle bir çıkar ortaklıkları da var. Ve tabii daha önemlisi şu, yine zamanınız varsa birkaç dakikada onu anlatalım. 5 dakikamız var, konuşabiliriz. Öyle mi? Ha, tamam. Güzel. O da şu, şimdi mesele sadece burada Almanya'yla ve Fransa'yla Amerika'nın çıkar çatışmaları değil. Aynı zamanda Avrupa'yla İngiltere arasında çıkar çatışmaları gittikçe derinleşmeye başladı. Yani Macron'un konuşmasındaki bir boyutuydu da oydu. Yani çok ciddi bir Fransa'yla İngiltere arasında göç krizi yaşanıyor bir süredir. Manş Denizi'nde, evet. Evet, yani bu konuda epey bir restleştiler. O restleşme sürüyor. Bu aynı zamanda
AUKUS'la daha önce konuştuğumuz Amerika, İngiltere ve Avustralya arasındaki Avustralya'yı Çin'e karşı bir nükleer üs haline getirmeye yönelik Anglo-Sakson anlaşma yine Fransa'yı hedef alan bir anlaşmaydı. Çin'i hedef alıyor ama uygulamaya dönüşürken ki Fransa'da yarattığı şartlarla Fransa'yı da hedef alıyor olmuş oldu. Fransa 40 milyar dolarlık anlaşmasından oldu. Büyük para bu, büyük kayıp. Dolayısıyla Almanya ile İngiltere, Fransa ile İngiltere arasında böyle bir gerilimli dönem de var. Bu da tabii bir yandan da İngiltere'nin son Brexit sonrası Avrupa'dan ayrıldıktan sonra Amerika ile çok daha yakın düzlemde siyasetler yürüten, doğrudan Amerika ile birlikte Ukrayna'da ve Karadeniz'de kışkırtıcılığa kadar soyunan, doğrudan Amerika'nın çıkarlarına uygun şekilde Çin'i hedef alan, Pasifik'te gemi yüzdürmeye başlayan, kışkırtıcı faaliyetleri çeşitli noktalarda sürdüren bir hale gelmiş oldu. Avrupa da bundan rahatsız. Avrupa netice itibariyle kendisini 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girerken Amerika'dan daha görece bağımsız hareket etmeye çalışan bir çizgiye girmeye çalışıyor. Bu nedenle de böyle çelişkiler ortaya çıkmış oluyor. Son 1-2 dakikamız var ama şuna da değinmeden olmaz. Bazı yorumculara göre bu Kasım ayına doğru giderken de Kasım ayında ne var? İşte Amerika'da ara seçimler olacak. Senato'da Biden'ın çoğunluğu yitirme riski olduğundan bahsediliyor. İşte topal ördek olabilir ve 2024'de iyice zayıflayarak demokratlar gidebilir şeklinde yorumlar var. Bu Amerikan dış politikasını biraz da saldırgan yapar mı? Yani doğrudan birebir ilişki yok belki arasında ama bazen hani içteki sıkıntıyı dışarıya aktarma yöntemini izliyor yönetimler. Bu konuda ne dersiniz? Valla şimdi başından itibaren benim genel bu konudaki değerlendirmem şuydu. Amerika hegemonyası zayıflamaya başladığında ve yükselen güç olarak Çin'in ön plana çıkmaya başladığı süreçten bu yana iki temel stratejiyi tartışıyor. Yani bu Brzezinski'ler, Kissinger'lar, Amerika'nın büyük bu konulara kafa yormuş stratejilerinin de dahil olduğu tartışmalar, bunların kumanda ettiği think tanklar, bu think tankların temsilciliğini yaptığı sınıflar, yani finans tekelleri, bankerler vesaire. Şimdi orada iki temel görüş var. Şimdi bir görüş diyor ki biz artık 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki gibi dünya üretiminin neredeyse yarısını yapar konumda değiliz. Ekonomik olarak artık üretimin %20'ler mertebesine düşmüş durumdayız. Çin de bize yetişti. Biz şimdi yeniden geri çekilelim ve önce kendi ekonomimizi inşa edelim. İşte Çin'den Bangladeş'e, oradan şuraya dağıttığımız ekonomimizi toplayalım. Gelsinler yeniden burada üretim yapsınlar. Çünkü Amerika içinde de ciddi istihdam sorunları, ciddi işsizlik sorunları var. Gelir dağılımında makas açılmış durumda. Yani önce kapanıp bir yeniden güçlenelim ciler var. Bir görüşte şunu savunuyor özetle. Bu tabii dediğim 25 yıllık bir tartışmadır. Bugünün tartışması değil. Bir görüşte biz hala ABD silahlı kuvvetleri olarak dünyanın en büyük silahlı kuvvetliyiz. Bizden sonraki ilk 10 ülkenin toplamından bile daha güçlüyüz. Dolayısıyla yangını çıkaralım. Bu yangından en az zarar görecek kişi de biz oluruz. Şimdi bu iki görüşte kabul görmedi. Bu iki görüşün sentezi oluştu. Aslında Obama dönemi bu iki görüşün sentezinin bir sonucuydu. Obama da dikkat ederseniz hem kısmen geri çekilmeci bir çizgi izledi. Yani Afganistan'dan çekilme gibi kararlar Obama döneminde alındı biliyorsunuz. Ve Orta Doğu'dan da parça parça çekilme kararları. Ama bir yandan da tabii Çin'i kuşatmak, Rusya'yı kuşatmak gibi hedefler de ortaya koymuşlardı. Şimdi bu iki görüşün sentezi olarak da aslında yine Trump devam etmiş oldu ve yine bu iki görüşün sentezi olarak da Biden aynı politikaları uygulamaya devam ediyor. Çekilme sürüyor bir yandan ama bir yandan da Çin ve Rusya basınçla ele alınmaya çalışılıyor. Dolayısıyla ben temelde artık böyle hani çok saldırgan politikalar bir konvansiyonel savaş anlamında saldırgan politikalar pek gerçekçi bulmuyorum. İki nedenle bulmuyorum. Bir, Amerika buna
cesaret edecek kuvvete sahip değil, birincisi. İkincisi, bu riski şu anda Amerika'da, Çin'de, Rusya'da hiçbir büyük kuvvet alamaz. Çünkü artık konvansiyonel savaşlar İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarında bile yapılamayacak kadar tehlikeli nükleer silahlar nedeniyle. Ve nükleer silahlar sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin elinde değil, onların dışında da 4-5 ülkede var resmi olarak. Ama gayri resmi olarak belli ellerde olabileceğine dair de pek çok ihtimal var. Dolayısıyla bir nükleer çılgınlık hali oluşturabilir bir savaş şartı. Netice itibariyle bir ülke, küçük bir ülke ve başınıza bir sürü bomba yağıyorsa ve elinizde gayri resmi olarak da böyle bir nükleer silah varsa kullanmak zorunda hissedebilirsiniz kendini. Bu da dünya açısından büyük bir risktir. Amerika'da böyle bir riski almak istemeyecektir. Sonuçta kendisine yönelik atılacak nükleer füzelerden %90'ını durdursa bile, bir tanesi bile düşse çok büyük bir yıkım olacaktır. Bunu hiçbir ülkenin bu riski alacağını sanmıyorum. O nedenle dünya artık konvansiyonel savaşlar gibi savaşları değil, özel savaşları, siber savaşları, işte santrallere sabotajlardan, bankaların finans işlemlerini kilitleyen işlere kadar bir takım bu türden karşılıklı çatışabilecekleri, buralara yani vekalet savaşını da aşıp bu tip işlerin yapılabileceği bir savaş dönemi olacaktır. Bu önümüzdeki dönemde oldukça yoğun yaşanacak. Yani Amerika ve Çin ve Rusya arasındaki büyük güç mücadelesinde özel savaş yöntemlerinin uygulanacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Çok sağ olun. Süremizin de sonuna geldik. Bu haftayı da böylece kapatmış olduk. Önümüzdeki hafta salı günden itibaren tekrar dış politika başlıklarını değerlendirmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.